Anadolu'nun en büyük ve en gelişmiş antik kenti Efes, altın çağını Helenistik dönemde ve Roma döneminde yaşamıştır. Arkeolojik kazılarda ve antik yapıların restorasyonunda da her zaman ilk sırayı almıştır. Doğusunda yer alan Magnezya Kapısı'nın güneyinde yapılan kazılardan çıkan buluntular, Kaistros Körfezi ve Menderes Ovası'nın bu noktadaki birleşimindeki yerleşmelerin geç kalkolitik çağda, yani M.Ö. 5. bin yıllarında başladığını göstermektedir. Ayasoluk'un kuzeydoğusunda ise Orta Bronz Çağ'a ait buluntular da bunu doğrulamaktadır. M.Ö. 2000'lerden itibaren Minoan yerleşimleri ve daha sonra yerini alan Mikenlerin üstleri buradaki ikamet eden medeniyetlere işaret etmekte ve kentin tarihi varlığının ne kadar eskiye dayandığını ve çağlar boyunca kesintisiz sürdürüldüğünü göstermektedir. Hititlerce Arzaba olarak adlandırılan bölgenin önemli merkezi konumunda olan Apasa ileride Helenleşme sürecinde Efesus adını alacaktır. Milattan önce 2000'lerin ikinci yarısında bölge Hitit ve Miken arasında tampon olarak kalmıştır. Miken monarşisinin milattan önce 1200'lerden itibaren insanların Yunan anakarasından deniz yoluyla Doğu Ege kıyıları ve Marmara üzerinden Karadeniz kıyılarına göç etmesiyle çöküşü, Hitit krallığının da aynı süreçte Trakya üzerinden gelen Frig akınları ile sona ermesi ve Yunan anakarasının kuzeyden gelen Dor akınları ile oluşan güç boşluğu neticesinde Kuzey Ege'de Aioller, Güney Ege'de ise İyonlar tüm Batı Anadolu'ya yerleşmişlerdir.